Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe 29 Nisan Cumartesi günü Nisan ayının son maçında Sivas Spor'a konuk olacak. Sivas'la bildiğiniz gibi Türkiye Kupası'nda da eşleştik ve bu kısa dönemde aslında 3 maç oynayacağız Sivas'la. Bu da o 3 maçın ilki olacak. Sonrasında Mayıs'ın ilk haftası ve Mayıs'ın son haftası olmak üzere... ...kupada iki rövanşlı maç oynayacağız. Hem iç sahada hem dış sahada. Ee, Sivas Spor'u tabii ki analiz edeceğiz. Güçlü yönlerini anlatacağız sizlere. Dikteki gidişatını anlatacağız. Bildiğiniz gibi bu sene Avrupa Kupalarında çok iyi giden bir Sivas vardı. Ve özellikle eleme maçlarında aslında Sivasspor'un ...bence Rıza Çalınbay'la gelen bir geleneği de var. Bunları da anlatmaya çalışacağız sizlere. Tabii ki Fenerbahçe'nin maçtan 3 puanla ayrılması için... ...nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunları da ekleyeceğiz. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. Sivasspor'un özellikle iç performansını incelediğimizde aslında Rıza Çalınbay takımlarının iç daha iyi performanslar gösterdiğini bir sezon boyunca gördük. E, bu sezon her ne kadar 14 maçta şu ana kadar 4 galibiyette kalsalar da aslında sezonun sonuna doğru form tutan bir Sivasspor gördük. Özellikle Avrupa'ya oynadığı periyotlarda ligde sürpriz puan kaybetti. Üst üste puan kayıpları yaşadı Rıza Çalınbay'ın ekibi ama Avrupa'dan elendikten sonra Fiorentina'ya konferans kupasında elendikten sonra iç sahada oynadıkları son 4 maçın 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldılar ki bunların hepsi zaten üst düzey takımlardı. Öncelikle Beşiktaş'ı 1-0 yendiler. Döndüler Ankara gücünü 2-0 yendiler. Başakşehir'le 1-1 berabere kalıp son iç saha maçında da e, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiler ki o da sükseli bir galibiyetti. Trabzonspor'da değişen hocanın Bielisa'nın gelişiyle beraber ilk maçtı. Geçtiğimiz haftada Antalya deplasmanından 2 birlik galibiyetle çıktılar ve formda bir ekip olduklarını şu an söyleyebiliriz. Tabii ki Kadrosuna da değişiklikler oldu. Mesela ligin ilk yarısında Sivas takımının öne çıkan topçusu Diasabay'dı. Sivas Spor kariyeri aslında 20 maçta 6 gol 7 asile tamamlandı. Bence üst düzey formu da vardı ama ailevi sorunlar sebebiyle Sivas'tan ayrıldı. Ve onun yerine Girona'dan transfer edilen Samuel Saiz ise kaldığı yerden Diasabay'ın devam etti. 9'unu ilk ilk 11 çıktığı 11 maçın e, skora katkısı. 4 gol 3 asistle şu an oynuyor Samuel Saiz ve şu an e, Sabadan dolan boşluğu takımın hücumdaki yaratıcı oyuncusu rolünü bence çok iyi doldurdu ve takıma yeni bir hava kattığından bahsedebiliriz. Zaten Rıza Çalımay 4-2-3-1 hocası bildiğiniz gibi. kalede Ali Şaşal Vural'la oynuyor. E, solda Kamara, sağda Murat Poli oynayacaktır Fenerbahçe'ye karşı. Orta ekilde Apindango'yu Guta eşlik edecektir yine. Onların önünde e, Atromitos'tan transferleri, Yunan Çarisis'in tecrübeli kaptan. 34 yaşındaki artık bayrak oyuncuları Hakan oynayacaktır. Onların önünde Samuel Saiz'e görev verecektir diye sabanın boşluğunda olduran Saiz. Onun yerine sağda olacaktır. Solda Max Gradel. Artık onu da Sivas Spor'la özdeşleşti bayağı Sivas Spor efsanesi diyebiliriz. Solda Gradel. Sağda Erdoğan. Merkez forvette de Yaşlı Kurt yatabare forma şansı bulacaktır. Kenardan orta sahanın göbeğini Ulveştat'ı sık sık atıyoruz açalım bay. Yine Engie Kanatlarda sık sık görüyoruz ikinci yarılarda Eylül 11'de başlamazsa aslında e, yine özellikle iç sahada e, rakibiyle kafa kafaya mücadele eden özellikle sertlik seviyesini yukarı çeken Rıza Çalınbay takımları görüyoruz biz e, Süper Lig'de öte yandan deplasmanlarda daha çok top rakibi emanet eden bir takım var Antalya spor maçında kazanırken e, Antalya rakip sahaya iki katı fazla girmişti e, Sivas Spor alanına. 28 Antalya 14 Sivas Spor girmişti. Hatta Sivas Spor %31 topla oynamıştı ama gol beklentisi bakımından daha üretkendi Antalya Spor'a karşı. 2.08 gol beklentisiyle bitirmişti o maçı. Trabzon maçı daha referans gibi gözükse de Trabzon Spor 10 kişi oynadı. O yüzden maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayınca aslında bu istatistiklere de çok doğru yansımadı. Yani 4-1 kazandıkları maçta Sivas'ın Trabzon Spor sadece 0.18 gol beklentisi yaratabildi. Fazla gol pozisyonuna da giremedi o maç. Sivas Spor'un zaten domine ettiği bir maçtı o. Ama Fenerbahçe özelinde de aslında Yatabari'nin merkezde şişirilen topları sağına soluna indirdiği bir senaryoyu mutlaka göreceğiz. Özellikle Atilla Salay'ın da basın açıklaması sonrası bu maçta oynayamayacağını gördükten sonra sık sık Rıza Çalınbay Yatabari'ye uzun oynayan bir oyun planı sergileyecektir. Buradan solda Gradel, merkezde Sayıs ve sağda Erdoğan sık sık Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakalamaya çalışacaklar. Ve savunma arkası koşularla Fenerbahçe savunmasını yıpratmaya çalışacaklar. E, Kayseri'de yine ikinci yarı görebiliriz. Bence Fenerbahçe maçına çok uygun. Mutlaka Rıza Çalınmay'ın kafasında olacaktır Kayseri'de. O da daralanda hızlı bir oyuncu. Ahmet Musa'nın e, geri döndüğünü biliyoruz. O da kafasında mutlaka yer edecektir. E, bu maç özelinde özellikle orta sahada Çarısız Hakan ikilisine Fenerbahçe'nin fizik anlamında ezilmemesi bence maçın kilit noktası olacak. Yani İsmail Yüksek fiziğinde bir oyuncunun, iyi bir Crespo'nun ben bu maçta fark yaratabileceğini düşünüyorum aslında. Çünkü maçın sıkıştığı anlarda Sivasspor'un uzun oynadığı Yatabari'nin Fenerbahçe stoper attığında hava toplarında üstünlük sağlama ihtimalinin olduğu pozisyonları minimuma indirmek bence maçın kilit anlarından biri. Yine Salay'ın yokluğunda e, Samet, Serdar Aziz, Luan Perez hangisi oynar bilmiyorum ama mutlaka büyük iş düşecek o ekipede. Çünkü e, fiziksel anlamda da mücadelenin üst düzey olduğu bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin hücum tarafına da gelirsek e, Sivas Spor'un ligde son 4 maçtır. Gol yediğinin de altını çizmemiz lazım. 1-1 Başakşehir maçı, Giresun'a 1-0 yenildikleri maç, Trabzon'a 4-1 kazandıkları maç ve son Antalya 2-1 e, lig galibiyetle ayrıldıkları maçların hepsinde e, Sivas Spor topu aslında ağlarında gördü. Özellikle gol düellosuna döndüğü maçlarda ki mesela konferans e, kupasında Balkane maçı geliyor aklıma. E, Sivas Spor'un içeride 4-3 kaybettiği maç tam bir gol düellosuna dönmüştü. Sivas'ın 18 şutu Balkan'ın 16 şutu vardı maçta. Fenerbahçe'ye de eğer böyle oynamaya çalışırsa Sivas Spor Fenerbahçe rahat çözebilir rakibi. Çünkü açık oynanan oyunda Jorge Jesus'un rakiplerine daha kolay üstünlük sağladığını görüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin e, Sivasspor'un öne geçtiği, skoru eline aldığı senaryoda mutlaka kapalı savunmayı da çözecek bir senaryosunun olması lazım. Arda müthiş bir maç çıkardı İstanbulspor maçında. Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılamasa dahi Arda pırıl pırıl parlamıştı sahada ve yine onun o yaratıcılığına muhakkak Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında çok ihtiyacı olacak. Zorlu bir deplasman. Bence ligin en zorlu deplasmanlarından biri ve şu an Sivasspor form tutmuşken gidiyorsunuz oraya ve yani Türkiye Kupası sonrasında iki maç oynayacaksınız bu ekiple. Şu an rakibe direkt mesaj verme maçlarından birine çıkacak Fenerbahçe. Batshuayi'nin dönüşü çok değerli. Çünkü e, Valencia Batshuayi hattı birbirini besleyen, Valencia'nın da e, penaltı dışında gol yükünü daha yukarıya çektiği bir hattı. Çünkü rakiple boğuşan alan açan Batshuayi ve bu pozisyonlardan e, maksimum değerlemeye ulaşan aslında Valencia'ydı. Ama Batshuayi denklemden çıkardığımızda Valencia rakiple boğuşmakta daha çok zorlanıyor. Her ne kadar Pedro'nun golünde golü yaratsa da Valencia aslında o rolde değil boğuşan biri olup yanındakileri toplama rolünde yardımcı forvet rolünde Valencia'nın verimliliği daha fazla ortaya çıkıyor. Batshuayi umarım döner bu maç özelinde. Çünkü Fenerbahçe'de artık sakatlar da şişmeye başladı. King'in sakatlığı çok uzun sürdü. Luan Perez sezonun büyük bölümünde sakattı. Batshuayi'nin artık Bence dönmesi gereken bir mücadele var. Şu maç özelinde mesela çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Neden? Hem Gutas hem Apindango'ya hava toplarında da fiziki anlamda üstünlük sağlayan rakibi oyuncular. Ve fizikin kalitesinin yanında sertlik de katan oyuncular. Burada hem Batshuayi hem Valencia hem ceza sahası için hem ceza sahası dışında foller alabilir. Fenerbahçe'nin hem frikik hem de penaltıya gidebileceği pozisyonları bulabileceği bir maç aslında bizleri bekliyor. Sözlerimi de bitirirken son dikkat çekmek istediğim nokta... Aslında Sivas Spor'un sol bek tarafı. E, Kaptan Ziya Erdal sarı kart cezası sebebiyle Antalya Spor maçında forma giyemedi ve Kamara forma şansı bulmuştu. Aslında Ziya'yı Erdal daha çok oynatıyoruz açalım bay ama Ziya yaşı itibariyle artık 35 yaşında. Yaşı da çok ilerledi. Fenerbahçe'nin hızlı ayaklarına karşı çok direnemeyecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin sağ önde oynayacak oyuncunun bence sık sık forvete ekstra yardımlar getirebileceği. Hatta Ziya'nın artık yaşıyla beraber yavaşlığından faydalanıp oradan e, Foller, penaltı pozisyonları çıkartabileceği bir mücadele bizi bekliyor. Yani Sivasspor'un sol tarafının e, oyun başlangıcı tarafında Sol bek tarafının Fenerbahçe sağ ön tarafının muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin galibiyet formülü buradan çıkabilir, bu bölgeden çıkabilir. Gözler burada e, özellikle Arda Güler'in birebir eşleşmelerini arayacak diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Fenerbahçe Sivas maçından sonra çok yoğun bir Mayıs fikstürüne girecek. Burada ligin de çözüleceği maçları oynayacak. Kupanda da önemli maçlara çıkacak. Ee, sık fiksürde bizim elimizden gelen bir taraftar olarak Fenerbahçe'ye sonsuz desteğimizi vermek. Umarız sizlere gelecek hafta bir galibiyet anlatırım diyeyim ve teşekkürlerimi ileteyim. bizlere evlerinize konuk ettiğiniz için benden de sonsuz teşekkürler. Sizlerle olsun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.